Bu videoda Twitter'dan gelen bir soruyu cevaplayacağım ama zaten değinmek istediğim konulardan bir tanesiydi bu. O yüzden biraz hani erken almış olduk. Soru şu, Twitter'dan gelen doğrudan şeyi paylaşıyorum ilk başta sizinle. Merhabalar, sizce Bilge Adam Wilson gibi kurslar üniversite öğrencileri için gerekli midir? Şimdi kurslarla ilgili kurslar niye var? Aslında bir bunu hani netleştirmek lazım. Bir üniversiteye kıyasla niye bir kurs denilen bir şey var, bir de üniversite denilen bir şey var. Nedeni şu, müfredat olarak veya yani bir üniversitedeki eğitimi düşünürseniz, benim üniversiteden beklentim şu, ömrü daha uzun olacak bilgileri edindiğim bir yer ve karşılığında ciddi akreditasyonu olan, ciddi saygı gören bir de diploma sahibi olma ve üniversite eğitimine düşündüğünüzde o eğitimin tasarlanması ve oraya gelene kadar yaşadığı süreç, geçtiği yol ciddi uzun. Kurslarla karşılaştırdığınızda kurslarda çok daha kısa dönemli, ömrü çok daha kısa bilgilerin verildiği. Çünkü ona da ihtiyacımız var. Yani bugün işte iPhone için yazılım geliştirmeden bir akademik programın içerisinde ancak belki laboratuvar ortamında olabilir. Fakat yani şey düşünemezsin, işte iPhone için iPhone mühendisi diye bir 4 yıllık eğitim falan düşünülemez diye tahmin ediyorum. O yüzden genelde kurslar daha kısa ve daha nokta atışı, daha bazen teknoloji, bazen ürün odaklı, bazen senaryo odaklı eğitimlerin verildiği, aslında aradaki boşlukların doldurulduğu veya işte o 4 yıllık eğitimden sonra birazcık daha, hani sonuçta eğitim dediğimiz şey sürekli öğrenmek zorundayız. Büyük ihtimalle sürekli 4 yıllık lisanslar tekrarlamak istemez kimse. Kurslar biraz da o boşluğu dolduruyor diye tahmin ediyorum. Tabii kurslar görevlerini doğru bir şekilde yerine getiriyorlar mı, o ayrı bir konu. Yani o hani ayrıca tartışılır. Çünkü yerine getirmiyorsa zaten anlamsızlaşıyor. Her şey gibi, sadece kurslar için geçerli değil mi? Üniversite için de geçerli. Fakat bana göre farklılık bu aradaki. Şimdi üniversite öğrencileri için gerekli midir diye soru gelmiş. Ya özünde her türlü eğitim faydalıysa eğer gerekli midir? Bu kişisel tercih meselesi. Yani daha fazlasını öğrenmek istiyor musun, öğrenmek istemiyor musun? Bence olay bu. Hani nereye ulaşmak istiyorsun ve onun için anlamlı mı, değil mi? Şart mıdır? Değildir. Başka bir şekilde de öğrenebilirsin aynı şeyleri. Şart değildir. İlla kursa gitmiş olmak şart değil bence. Ama faydalı olabilir mi? Olabilir. Faydalı olması için neye dikkat etmek lazım? Bence burada da önemli bir iki şey var. O da şu. Şimdi kurslar arasındaki farklar ne? İşte bildiğimiz büyük markalar var. Bir de ufak kurslar var diyelim. Ufak firmalar var. Benim burada tavsiyem, kursu seçmek yerine, yani firma seçmek yerine, yani firma seçmenin evet bir prestij avantajı olabilir. CV'nize yazmak istiyorsanız illa, ki ben çok hani böyle taraftar değilim böyle. Yani sadece CV için kurs seçmeye. Ama yani prestij dışında firmalar arasındaki farklılık genel olarak şudur. Öğle yemeği verilebilir bir firmada, açık büfe, diğerinde verilmez. Çay arasında birinde plastik bardakta çay içersiniz, diğerinde porselen bardakta, yanında bisküvilerle beraber çay içersiniz. Birinde belki işlevsel olabilecek, işte birinde biraz daha düşük konfigürasyonlu bilgisayar varken birinde daha iyi hani böyle konfigürasyon olabilir. Çok kritik midir? Hayır, bana sorarsanız. Laboratuvar ortamı tabii ki bir noktaya kadar önemli. Laboratuvar ortamının dezavantaj olacağı kadar kötü kurs firması var mıdır? Vardır. Evet, o noktada önemli olabilir hani firma seçimi. Ama onun dışında daha, bence bütün bunlardan daha kritik olan hoca, yani öğretmeniniz. Öğretmen seçimi bence çok çok daha kritik. Yani istediği kadar kurs iyi bir firma olsun, prestijli firma olsun, öğretmen kötü bir öğretmense yani öğle yemeğinde yediğiniz açık büfeyle kalırsınız. Aynı şekilde istediği kadar kötü bir firma olsun, laboratuvar ortamı istediği kadar kötü olsun, eğer öğretmen iyi bir öğretmense oradan öğrenebileceğiniz şeylerin değeri inanılmaz miktarda olacaktır. O nedenle bence eğitmen seçmek lazım, kurs seçmektense. Burada maalesef şöyle taklalar atan firmalar var ve bunu biliyorum. Hani satış esnasında eğitmeniniz şu olacak deyip sonra eğitmeni değiştiren veya eğitmeni söylemeyen. Bunlara dikkat edin. Çünkü
Ya imzaladığınız sözleşmede buna dikkat edin. Bunu şart koşun ve kendinizi koruyun. Çünkü karşınızda kurum var sonuç itibariyle. Onlar nasıl hani ödeme ile ilgili kendilerini koruyorlarsa, senet imzalatıyorlar, kredi kartınızda 85 taksit çekiyorlarsa siz de bir şekilde kendinizi garantiye almaya çalışın. Sonuç itibariyle unutmayın ki orada size satış yapan görevli de satışı yapmakla mükellef. Sizin kişisel gelişiminiz pek de umurunda değil. Firmanın umurunda olsa da hani bireysel olarak oradaki satış elemanından bahsediyorum. O nedenle kendinizi koruyun. Yani şey senaryosu çok fazla duydum. İşte iyi bir hocayla başlayıp sonra kötü bir hocayla sonlanan veya tamamen kötü bir hocayla devam eden ve bir türlü kurtulamadığınız fakat kaydolduğunuz ve geri çıkamadığınız kurslar senaryosu. Bunlara dikkat etmek lazım. Bence kursların çok ciddi bir yeri var. Görevi var diyeyim. Ha, bu görevleri yerine getirebilenler var, getiremeyenler var. Fakat benim genelde kişisel olarak kurs veya bir eğitim, özel eğitim alacağım zaman bakış açım şu oluyor. Beni hızlandırsın. Çünkü aynı şeyi ben de öğrenebilirim. Fakat benim öğrenmem için geçireceğim süreyle hazır birisinden onları alıyor olmak için geçireceğim süre arasında ciddi tabii ki farklılık oluyor. Yani özetle aslında öğrenmiş birisinden parasıyla bilgi satın alıyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Araştırmış birisinden parasıyla bilgi satın alıyorsunuz. Gidip kendiniz araştırıp bütün o bilgileri. Bir de araştırıp bulamayacağız. Deneyim dediğimiz şey var. Deneyimi de satın alma. Ki hani aslında bu danışmanlık olarak geçer sonuç itibariyle. Yani firmalar niye danışmanlık alırlar? Kendileri bir problemi çözmek yerine veya o problemi çözmek için uğraşmak yerine, depreşmek yerine çözebilecek ekipleri olmasına rağmen bir danışman alırlar ve danışmanlığında problemi hızlı bir şekilde çözerler. Nedir? Burada aslında zaman satın alırlar. Sizin de aslında eğitim satın aldığınızda yaptığınız şey, bir kursa gittiğinizde yaptığınız şey kabaca bu. Yoksa kaynaklar dışarıda yani o kurstaki eğitmen de geçirdiği zaman dışında bir avantajı yok. Ürünle zaman geçiriyor. Depreşiyor bir anlamda. Benim o kelimeyi çok kullanıyorum. Depreşme kelimesini seviyorum. Depreşme dönemi dışında o eğitmenin de kullandığı kitaplar var. Onlar var. Bunlar var. Yani bunların hepsi bulunabilir. Siz de yeteri miktarda depreşirseniz aynı bilgi ve birikime ulaşırsınız. Hani burada satın aldığınız şey zaman. O yüzden bence bu tarz eğitimlerin çok ciddi bir yeri var. Ben özellikle başlangıç seviyesinde çok başvuruyorum. Çünkü o ilk girişi çok hızlandırabiliyor. Ve maalesef ki genelleme yapacağım burada ama ilk giriş eğitimlerini bulmak daha kolay doğal olarak. Yüksek seviyeli eğitimleri bulmak daha zor. Yüksek seviyeli eğitimler daha pahalı. Yüksek seviyeli eğitimlerin geri dönüşü, yani yaptığınız yatırım ve kazanımınız arasındaki oran giriş seviyesi eğitimlerden daha düşük. Hani bu anlamsızdır şeklinde söylemiyorum. Kesinlikle çok anlamlı. Yüksek seviyeli eğitimler de inanılmaz değerli eğitimler. Fakat hem azlar hem bulması zor. Hem getirisi daha düşük. Yani riski daha yüksek. Ama giriş seviyesi eğitimler. Yani hiç bilmiyorsunuz ve bir şeye gireceksiniz. Varsa olanağınız hem rahat bulursunuz. Çok hızlı bir şekilde giriş seviyesi bir eğitim. Hem de sizi hani 1-2 haftalık uğraşma sürecinizi 2 güne indirebilir. Kesinlikle işe yarar. Üniversite öğrencisi için çünkü gelen soru o. Üniversite öğrencisi için gerekli mi? Tekrar ediyorum. Hani cevapladım aslında ama hani şart değil. Ama faydalı olacağını düşünüyorsanız neden olmasın? Eğer bu şey anlamında soruluyorsa yani hani CV'ye yazmam şart mı diye CV konusu ayrı bir konu. Oraya hiç girmiyorum. Hani bir şey CV'ye yazmak için yapılmasın bence diyerek bir özet geçmiş olayım. Umarım faydalı olur söylediklerim. Görüşmek üzere.